Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere neden bahsedeceğim? Çiçeğime verdiğim bir besinden ve bu besinin çiçeğimi kurutmuştu, menekşe çiçeğimi. Size kısaca onu anlatmak istiyorum ve bu konuda sizden bilgi almak istiyorum. Rica ediyorum sevgili arkadaşlarım, yorumlara yazarsanız. Şimdi ben çiçeklerime zaten her şey veriyorum biliyorsunuz. Ama daha önce şöyle bir sene geçmiştir belki, bir sene geçmiştir. Menekşe çiçeğime tarçın verdim arkadaşlar. Bu bir tarçın gördüğünüz gibi. Bunu aynı şekilde suyun içerisine koyup normal diğer vitaminler gibi hazırlayıp menekşeme vermiştim. Benim menekşem kurudu arkadaşlar. Dediğim gibi 1-1,5 sene olmuştur. Hatta onun kurumuş halini tarçın verdim diye videolarda paylaşmıştım. Sanırım bir sene öncesi bir videomda böyle bir paylaşımım var sevgili arkadaşlarım. Yani demek istediğim, ben tarçın vermiyorum. Bu bir soruydu, hem ona cevaben olsun. Tarçın vermiyorum arkadaşlar. Hiçbir çiçeğime tarçın veya tarçınlı suyu karıştırıp vermiyorum. Çünkü tarçın benim menekşe çiçeğimi kuruttu. O yüzden sizlerden yorum bekliyorum dedim. Sizler tarçın çiçeklerinize veriyor musunuz? Lütfen bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ya da verdikten sonra herhangi bir sorun yaşadınız mı çiçeklerinizde, bitkilerinizde? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunu soran sevgili arkadaşıma da bu video cevaben çektim. Tarçın vermiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Kullananlar varsa bilmiyorum. Ama benim çiçeklerime yaramadı, öyle söyleyeyim. O yüzden kesinlikle çiçeklerime tarçın vermiyorum. Evet, yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizler çiçeklerinize tarçın veriyor musunuz? Neler veriyorsunuz? Özellikle tarçın için çok yorum bekliyorum. Memnun musunuz? Değil misiniz? Verdiniz mi? Kullandınız mı? Lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Videomu uzatmayacağım. Dediğim gibi bir soruya cevap videosuydu. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum.